Evet arkadaşlar, herkese merhabalar. Ben Deniz Volkan Yürük. Namı değer Volkan abi, oyuncu ve sunucuyum. Aynı zamanda burada sizlerle beraber ne yapıyoruz? Oyunlar oynuyoruz, oyunları öğreniyoruz. Bunun dışında da vantrolo kukla ve illüzyon gösterileri yapıyorum ben. Kukla nasıl oynatılır? Vantrolo kukla oynatmak için neler gerekiyor? Bunlarla ilgili part part burada derslerimiz oluyor. Geçen dersimizde kol çalıştırmayı, kolun neresini çalıştırmamız gerektiği, en çok kukla oynatırken kolumuzun neresinin ağrıdığını falan konuşmuştuk. İnşallah o videoyu izlemişsinizdir. Ve demiştim ki o zaman vantrolon esas sıkıntısı alfabesidir. Alfabesi. Bütün dünyada birçok ülkede alfabe var ama Türkçe yani Latin alfabesinde ne yazık ki vantrolog alfabesi yok. Bu ne demek oluyor yani? Mesela İngilizce vantrolog yapmak çok kolay. Çünkü hazır bir alfabesi var. Bazı harfler dudağımız birbirine değmeden çıkmaz. Mesela B, 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 B. Yani bunu yapamazsınız. Dudak birbirine değmesi lazım. İyi de kardeşim dudak değmeden bunu söyleyemiyoruz. Ne yapacağız? İşte vantrolog alfabesi burada devreye giriyor. Bunu tabii ki ben kendime göre çözümledim. Kendime göre kelimeleri yani kendime göre harfleri böyle oranladım. Bunları nasıl yapıyorsunuz arkadaşlar? Mesela ne diyeceksiniz? Çiçek mesela çiçeği söyleyebiliyorsun. Çiçek, 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 çiçek. Gayet rahat mesela. Ama biber diyeyim bakalım. Biber, biber, biber. Çıkmıyor. Biber, biber, biber. Biber çıkmıyor. Niye? Çünkü dudak birbirine değmesi lazım. Peki burada ne yapmamız gerekiyor? İşte o B harfinin yerine geçebilecek. Biber. Yani B değil. Ama B'ye benzeyen bir ses. Biber. Biber. Hiver. Hiber. Hiber. Diye söylüyoruz. Yani biberi hiver. Hiveri çok severim. Geçen gün yedim ağzım yandı. Ah hiver hiver. Ah biberler var ya çok acı oluyor. Mesela. Çünkü B'yi söyleyemediğim için onun yerine ona benzeyen bir ya da iki harfin birleşiminden oluşan sesler kullanıyorum. Ben bunu vantrolog alfabesi olarak adlandırıyorum. Yurt dışında zaten bu var arkadaşlar. Evet biraz da çikolata yiyelim. Ağzımızda atlasın. Yurt dışında bu var arkadaşlar. Ama dediğim gibi birçok ülkenin diline göre yapılmış. Zamanında yapmışlar. Yeni vantrolola başlayanlar da o alfabeyi ezberleyerek bunu kolay bir şekilde yapıyorlar. Ama ne yazık ki bizde yok. Onu da kim yapıyor? Volkan abi yapıyor. Bir şekilde buradan faydalı olabildiğimiz kadar inşallah bu vantrolog alfabesi işini de çözeceğiz. Mesela başka bir kelime. Pencere mesela. Pencere. 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 Söylerken dudak birbirine değiyor. Pencere. 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 Ağzım çok kuruduğu için arada da kahve içiyorum. Kusura bakmayın. Pencereyi söyleyemezsiniz. Çünkü P, P, P. P zaten iki dudağın birbirine değmesiyle çıkan bir ses. P, 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 B, P. B, P. Peki pencerenin yerine nasıl bir şey söylememiz lazım? Ona benzeyen bir harf bulmamız lazım. Hencere. 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 Aa, hencereleri kapattın mı? Evet, hencereleri kapattım. Hencere. Yani yine H ile V arasında bir ses. Tabii bu mikrofondan olduğu zaman, mikrofonda tabii bası, tizi falan ayarlandığı için bu daha orijinal çıkıyor, daha net çıkıyor. Şimdi burada çıplak ses yaptığımız için burada belki de o kadar net çıkmıyor olabilir. Hencere, hencere açık kalmış. Ceyran yağabilir. Mesela hencere açık kalmış. Pencere açık kalmış. Hencere açık kalmış. Sesi incelttiğin zaman hencere açık kalmış. İnanamıyorum. P'yi H ve arasında ince bir ses kullanarak yapıyorum. Mesela bu harfleri de bu şekilde çıkartıyorum. Eğer alfabetik sırayla başlayacak olursak,
Ki öyle yapalım bence. Ben şimdi örneklemek adına hani en azından bir ön bilgi olsun diye bunu aktardım size. Mesela A. A, ağız açık. A. A. Daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Hani yuvarlak ünlüler, sert ünsüzler falan var ya, bunlarla alakalı bu iş. A, O, Ö, U, Ü. Bunlar bak ağız açık olduğu için bunlar her türlü söylenebilir. A, ağaç. Ağaç, ağaç, ağaç. Ama mesela B. B ile başlayan bir kelimeyi söyleyemez. Çünkü B, B direkt dudak diyor. B, B. Ne yapıyorduk B'yi? H ile V arasında bir ses. H, 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 H. Kelime olarak yapacak olursak mesela biz biber örneğini vermiştik. Biber, biber, biber. Yerler çok acı. Yerler çok acı. Yerler çok acı dostum. B'yi bu şekilde çıkartıyoruz. Yani direkt B demiyoruz. Çünkü diyemeyiz zaten. Dersek dudağımız açılıyor. C. 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 Mesela C de gene ağız açık söylenen bir harf. C. Sıkıntı yok. C. C. Aa ceylan gördü. Aa ceylan gördü. Mesela bunun yerine bir ses bulmamıza gerek yok. Ç. Ç, ç, gene ağız, dudakla alakası yok, ağız açık söylenen bir harf. Ç, çiçek, çiçek, çiçek. Aa çiçekler çok güzel, çiçekler çok güzel, çiçekler çok güzel. Aa çiçekler. Mesela d, d de dille söylenen bir harf. Yani dilin üst damağı değmesi ve aşağı inmesiyle çıkan bir ses. D, 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 d. Bunu da yine zorlanmadan alfabede normal kelimelerde kullanabilirsiniz. D, 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 dedeci nasılsın, dedeci nasılsın, aa dede, 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 dede. Bunda da sıkıntımız yok. E, E, E harfi de, E harfi de yine ağız açık söylendiği için çok sıkıntı değil. E, 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 E. E. E ile cümle kuracak olursak. Aa eleva geldi, eleva geldi, eleva geldi. El, 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 el. El elden üstündür, el elden üstündür, el elden üstündür. El elden, el, el. Rahatça söylenebiliyor arkadaşlar. E'den sonra F harfimiz geliyor. F, F ne yazık ki yine... Bizim çok dangerous diyoruz artık, tehlikeli dediğimiz harflerden bir tanesi F. Mesela Fransa diyeceksiniz, Fransa, Fransa. F demiyoruz da, Fransa, Fransa, Fransa. Aa, Fransa, aa, Fransa. Çünkü F, F, F sesi yine iki dudak değerek çıkan bir ses. Bunu da yine ne yapıyoruz? Dediğim gibi... Bu sese benzeyen farklı harflerden çıkacak seslerle birleştiriyoruz ve bu şekilde kullanıyoruz. Hırazı. Dur bir kahve içeyim. Yine ağzım kurudu. Çünkü zor bir iş. Yani anlatmak zor. Hani sahnede yaparken ezbere yaptığımız için ve senaryo belli olduğu için seri bir şekilde yapabiliyorsun. Ama yeni bir kelime öğrettiğin zaman zorlanabilirsin. Yani doğaçlama yapıyorum ben mesela çoğu zaman. Doğaçlama, şimdi mütevazı olmayayım, gerçekten bantrolukta inanılmaz zordur. Çünkü ne zaman hangi kelimeyi kullanacağını bilemediğin için, doğaçlama kullandığın için o anda o sesi çıkartmak çok zor iştir yani. Çok riskli bir iştir. Biz tabii 20 yılın vermiş olduğu tecrübeyle bunu birçok yerde alnımızın akıyla yaptık. Hiç de sıkıntı da yaşamadık. Millet de ayakta alkışladı, tebrik etti. Ama dediğim gibi bu tamamen pratikle alakalı bir şey. F harfi de bu şekilde söyleniyor. H, H, H. H'de de sıkıntı yok arkadaşlar. Bakın H, H. Hey, 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 hey. Yine de hey, 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 hey. Hey, 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 hey. Çünkü ağız açık söylendiği için yine sıkıntısız bir harf oluyor vantrolog için. H'den sonra ne geliyor arkadaşlar? K, 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 K. K de yine dilin üst damağı değmesiyle çıkan bir ses. K. Bunda da sıkıntı yok. Kedi gördü. Aa kedi. Aa çok güzel kedi var orada. Kedicik, kedicik, kedi, kedicik, kedicik.
Mesela çok net. L. L de yine ağız açık söylenen bir kelime olduğu için. L. L. A. Lale. 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 Gene zorlanmadan söyleyebileceğimiz kelimeler arasında. M'ye gelecek olursak yine dangerous harflerden bir tanesi. Tehlikeli harflerden bir tanesi. M. M. M de yine bakın M. 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 M de zor arkadaşlar. Çünkü neden? İki dudak birbirine değmesi gerekiyor. M. 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 E peki biz şimdi M sesini nasıl çıkaracağız? Yine M sesini de M'ye benzeyen ama M demeyeceğiz. Yani dudak birbirine değdirmeyen bir kelime olarak kullanacağız. Mesela asal, 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 asal. Masal. Masal. Masalları çok severim. Masalları çok severim. Gece yatarken hep masal dinlerim. Masal dinlemeden asla uyuyor. Masal dinlemeyi çok seviyorum. Masal. Masal. Gördüğünüz gibi yine M demiyoruz. Çünkü diyemeyiz. Dudak birbirine değmesi gerekiyor. Onun yerine ne yapıyoruz? Farklı bir ses. Va, 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 va. Masal. 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 Masal, masalları severim, masalları severim gibi. Yine tabii ki ağzımız kuruyor. Evet arkadaşlar, bu şekilde vantroluk alfabesini çıkarıyoruz. Ağzımıza oturacak şekilde ağız açımız her zaman sabit bir açı. Yani şu normaldir. Bazen böyle yarım ağız yapanlar olur ama yarım ağız iyi değildir. Çünkü yarım ağız alıştığınız zaman normal vantroluk yapamazsınız. Aa. Şöyle yaparlar, mikrofonu böyle yapıştırırlar. Arkadaşlar herkese merhabalar, nasılsınız, iyi misiniz? Ben çok iyiyim dostum. Bu şekilde yapıp mikrofonu buraya dayadığı zaman burası kıpırdamadığı için sen vantroluk yapıyor sanırsın ama bireysele geldiği zaman adam diye böyle patlar. Ağız göz yamuk bir şekilde. İnsanlar bunu fark ettiği ya da gördüğü anda bu nasıl vantrolog, niye böyle yapıyor denebilir ama bu da bir stil tabii, bu da bir tercih meselesi. Bir şey diyemeyeceğim. Evet arkadaşlar, bugün biraz vantrolog alfabesinden bahsettik. Seslerin nasıl çıkması gerektiği ya da nasıl çıkarabileceğimizden bahsettik. Umarım beğenmişsinizdir. Devamı için kanalımıza abone olmayı, zili açık bırakmayı unutmayın. İlerleyen dönemde bu tarzda videolar gelecek. Ve kuklalarla da videolar çekeceğiz. Kuklaların da nasıl hareket ettiğini elimizde, nasıl onlarla konuştuğumuzu, açıların nasıl olması gerektiğini, yüzümüzle kukla arasındaki açılar, bunları da burada çalışacağız arkadaşlar. Elimden geldiğince, bildiğim kadarıyla sizlere faydalı olmak adına bunları aktarmaya çalışacağım. Sizlerden ricamız, kanalımızı paylaşalım, kanalımızın reklamını yapalım, kanalımıza mutlaka mutlaka videoları izleyip güzel yorumlar yazalım, videoları izledikten sonra abone olalım, video izlemeden abone olmayalım, o zaman spama düşünüyorsunuz. Yani en az 1-2 dakika bir videoyu izleyip, beğenip, yorum yazıp ondan sonra kanala abone olmanız gerekiyor. Öncesinde abone olduğunuz zaman, yani açar açmaz kanala abone olduğunuzda YouTube bunu spam olarak görüyor, virüs olarak görüyor ve sizi ne yazık ki abone listemize eklemiyor. Şu an benim abonem normalde 4-5 bine yakın olması lazım ama ne yazık ki çocuklar bu şekilde abone oldukları için çoğu spama düşüyor ve hala daha 2000'i bulamadık arkadaşlar. Bu konuda sizlerden destek ve yardım bekliyorum. Mutlaka bir videoyu 1,5 dakika izleyip videoyu beğenip altına bir yorum yazın. Nokta dahi olsa bir yorum yapın. Ondan sonra kanala abone olursanız o direkt abone sayısı olarak ekleniyor ve inşallah ilerleyen dönemde sayımız da çoğalır. Ve sizlerle beraber çok daha faydalı, çok daha güzel canlı yayınlar, hatta böyle ne bileyim böyle Zoom'dan, Mum'dan böyle ortak yayınlar falan bile yaparız diye düşünüyorum. Şimdilik hoşçakalın diyoruz. Lütfen videoyu beğenmeyi, güzel yorumlar yazmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.